Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle su yeşili güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel ve farklı bir model hazırladım. Çimeni bildiğimiz bir çimen ama çok farklı bir şekilde süsleyeceğiz bugün. Ee, Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Oyam için hazırlarken şöyle göstereyim her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. E, tığlama ile ilgili aklınıza takılanlar varsa eğer yani YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda benim daha önce istek üzerine paylaştığım tığlama videomu izleyebilirsiniz. Bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. Yazmamın kenarını tığlarken yazmamla aynı renkte altın başak 317 numara su yeşili ip kullandım. Aslında daha açık renk ama nedense bu yazma ve bu ip videolarda biraz daha koyu renk çıkıyor. E, çimenimi bu ipimle yapacağım. Üzerinde kullandığım iplerim altın başak şöyle göstereyim vereyim. 78 numara mor. Altın başak yine. 850 numara pembe ve altın başa 45 numara nar çiçeği ip kullanacağım. E, oyamı yaparken tercih ettiğim tığımı da göstereyim size. Her videoda göstermeye çalışıyorum ama yine de genellikle tığ numaranız kaç diye yorumlar geliyor. Ben 22 numara tığ kullanmaya alışığım bu nedenle oyamı bu iple yapacağım. Bu tığ ile yapacağım ama siz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Eliniz hangisine alışkınsa. Hemen başlayalım şimdi çimenimizi örerek. Çimenimde biraz önce gösterdiğim su yeşili ipimi kullanacağım. Hemen şöyle biraz ip sarıp başlayalım. Siz de yazmanızı iki zincirle tığladıysanız eğer anlattığım sayılara göre yaptığınızda benimkiyle aynısı olur. Hiçbir fark olmaz arkadaşlar. Şöyle birazcık yakınlaştıralım. Hemen ilmeğimi oluşturup başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum geldim. Şöyle yazmamın kenarından başlayayım. Sık iğne ile ipimi tığ battıdan tutturuyorum. Şöyle göstereyim, netleştirelim biraz. Burada bir tane zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğim yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda olursa yeterli olacak olur. 2 defa doladım. Tığ battı da 2 boşluk bıraktım. 3. tığ battının altından giriyorum. 2'şer, 2 2'şer 3 kere de çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincire bir defa doladım şöyle biraz önce yaptığımız trabzanın önünden girerek küçük bir trabzan yaptım. Bir doluyorum. 2 2 çıktım. Bir doladım. 2 2 çıktım. Bir doladım. Bu şekilde buraya 8 tane yapacağız arkadaşlar. Trabzan sayısı 8. Şu anda 5 oldu benimki. 6 7 8 Alttaki trabzanın yarısında kaldı diye düşünmeyin. Şöyle çekip yerleştiriyorum. Sonra bir sonraki tığ batıdan bu şekilde bu tutturdum burada bir tane zincir çektim bir defa doladım bir sonraki tabağının altından girdim ikişer ikişer çıkarak burada minik bir şöyle göstereyim Hatta şöyle yapayım biraz yakın oldu sanki örnek mendilinde boş bırakmamıştım ama şöyle iki tane üç tane zincir çektim Burada üç tane zincir çektim bir sonraki tabağa geçiyorum Şöyle göstereyim. Bir zincir çekiyorum. Normalde örnek mendilinde yapmamıştım. Demek ki onu biraz daha mı seyrek tığladım acaba? Bir defa doladım. Hemen bir sonraki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. Bir zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Yaptığım trabzanımın önünden girdim. Hepsini birden çıktım. Bir kere doladım. Yine trabzanımın önünden girdim. İkişer ikişer çıktım. Yine bir kere doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım ikişer ikişer çıkıyorum. Yine iki defa doladım. Yine ikişer ikişer çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 zincirimle geri döndüm. Tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem, yanına üçüncü sık iğnem, 4.'ü, 5.'inci, 6. 7 tane sık iğne yaptım. 8. sık iğneyi altta yuva olarak kullandığım trabzanımın önünden yapıyorum. 9. sık iğneyi alttaki tığ battının altından. Böylece kesinlikle sağ sola dönmeyecek. Güzelce sabitlendi. Hemen üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından tutturdum. Burada yine bir örümcek yapıyorum. Örümceğimiz çok uzun olmasın iki defa doladım tığın ucuna ipimi tığ battı da iki tane boşluk bıraktım üçüncünün altından giriyorum ikişer ikişer üç kere de çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim bir defa doladım yaptığım trabzanın önünden 2 2 çıkarak 8 tane küçük trabzan yapıyorum ikinci üçüncü dördüncü 5. 6 7 8 tane yaptım şöyle çekip düzeltiyorum ve bir sonraki tabağının altından da sık iğne ile tutturdum şimdi tekrar 3 zincir çekelim 3 zincirle bir sonraki tabağa geçiyorum burada bir zincir çektim bir defa doladım bir sonraki tabağının altından girdim ikişer ikişer çıkıyorum Yine bir tane zincir çekip yaprağımdan yapacağım. Bir doladım. Hepsini birden çıkıyorum. Bir doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki doladım. İkişer ikişer. Üç kere de çıktım. Yine iki doladım. Yine ikişer ikişer. Üç kere de çıktım. Toplam bu şekilde beş tane yapmış olduk. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci tığ battın, e, trabzanın önünden dokuzuncu tığ altından yine üç zincir çekerek bir sonraki tığ battıya geçiyorum ve yine şöyle çiçek yuvası yapıp devam edeceğim. Şu üçgenimden yapıp devam ediyorum. Bu şekilde yazmamızın kenarında bir tur dolanalım. Ben şimdi bunu biraz arttırayım. Her renkten yapabileceğim şekilde. Sonra üst kısmını yine birlikte anlatarak gösterelim. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Yazmamızın kenarını bir tur hazırlıyoruz. E, süslemelerde biraz önce gösterdiğim renkleri tekrar ederek kullanacağım. Siz de dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Çiçekli yazmalarda ona göre ama düz renk yazmalarda elinizde artan ipler nelerse onları da değerlendirebilirsiniz. Hemen ben de şimdi nar çiçeği ipimle başlayacağım. Hemen başlayalım. Şöyle hemen ipimi ilmeğimi oluşturuyorum nar çiçeği ipimle. Geldim şöyle. Birinci yuvadan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Biraz netleştirelim. Burada 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim. Tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 2. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 4 tane oldu. 5. ilmek. 6.

20. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Kendi yuvasına tutturuyorum. Burada bir tane zincir çektim. Bir defa doladım yine aynı yuvaya. Hepsini birden çıkıyorum. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. İkişer, ikişer ikişer çıktım iki defa doladım yine ikişer ikişer çıktım bu kısmı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm son yaptığım trabzanın önünden girdim kirpiğimi düğümledim üstüne ikinci sık iğne üçüncü sık iğne dördüncü beşinci altıncı 7. 7 tane sık iğne yaptım. En son 8. iğneyi de yine bu yuvadan yapıyoruz. Bir tane üstüne sıkıca zincir çektim. Buradan ipimi keseceğim hemen. Şu alt kısmı biraz aşağıya doğru kaymış olabilir. Onu da böyle düzeltiyorum. Çiçeğim bu şekilde hazır oldu. Bir tane daha yapayım yanına arkadaşlar. Şöyle mor iple yapalım yanına. Çok güzel oldu. Benim de çok hoşuma gitti. Değişik bir model. Özellikle yeni bir model arıyorum. Tığ oyasında diyenler mutlaka değerlendirsin. Yine mor ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Hemen geldim ikinci yuvaya. Sık iğne ile giriyorum. Yine 10 zincir. Yine tığdaki ilmek birinci ilmek 20'ye tamamlayacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptım hepsini birden topluyorum düğümlüyorum kendi yuvasına sık iğne ile tutturuyorum üstüne bir zincir çektim yan kısmı için bir defa doladım hepsini birden çıkıyorum bir defa doladım ikişer ikişer çıkıyorum bir defa doladım Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa doladım. İkişer ikişer. 3 kere de çıktım. Yine 2 defa doladım yine ikişer ikişer. 3 defa da çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bu birinci sık iğne yanına, ikinci yanına, üçüncü, dördüncü Beşinci, 6. 7. 7 tane yaptım. 8. yine yuvadan iyice sıkıştırıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Onu da sıkıştırdım. İpimi burada kesiyorum. Şimdi ben diğerlerini de yapayım arkadaşlar. İplerimi yakıp ütüleyip sizinle son halini paylaşayım. Ben oyama çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Oyam tamamlandığında bu şekilde görünüyor. Ben bu şekilde yaptım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Instagram'da yakın plan fotoğrafları paylaştığımı hatırlatmak istiyorum. Yakın plan fotoğraflardan yararlanmak isteyenler de Instagram'da oyanım sayfamdan beni takip edebilirler. Beğen butonuna basarsanız ve ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.